yıldır televizyon kanallarında belki de bir ilki gerçekleştiriyoruz bambaşka sohbetler ekibi olarak. Bu sunucu olarak benim fikrimdi. Yapımcım ve ekip arkadaşlarım ne cevap verecek bilmiyordum ama yayında öylesine söyleyiverdim gitti. Dünyaya iyi bakmak, sürdürülebilirlik bunları konuşuyoruz uzmanlarla. Ama harekete geçme zamanı artık. Uzmanlardan öğrendiklerimizi hayata aktarma zamanı. İşte tam da bir programımızda bunları konuşurken ben dedim ki bundan sonra programda kapsül dolap giyeceğim. Kapsül dolap giymek ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatıyorum. Beni giydiren çok sevgili arkadaşım Tuğba ile şuna karar verdik. Şimdi televizyonlarda nasıl oluyor? Markalar sunuculara programlarda giyip iade etmek üzere elbiseler veriyorlar. Dolayısıyla siz işte benim gibi hafta içi her gün programları izlediğinizde sunucular her gün başka bir kıyafetle karşınıza çıkıyor. Ben dedim ki bu ezberi bozalım. Biz her gün başka kıyafetle seyircinin karşısına çıkmayalım. Çünkü başka kıyafet demek tekrar yıkamak demek, çamaşır demek, deterjan demek, su demek, su sarfiyatı demek. Hiç doğa dostu bir hareket değil. Ne yapalım dedik? Biz dedik az öz kıyafetle hafta içi 5 güne kıyafet sığdıralım. Yani mesela 4 tane kıyafetle ya da 5 parçayla 5 günü tamamlayalım. Eskiden 8-9 parçayla 5 günü tamamlıyorduk. İşte bir takım giyiyorduk, ertesi gün bir elbise, sonra bir takım daha, bir etek üst daha dedikçe bu böyle 10 parçayı buluyordu. Biz de maksimum dedik 6 parça seçelim, o 6 parçayı dönüştürerek 5 güne yayalım. Dünyaya iyi bakan, ne giydiği değil ne konuştuğu önemli olan bir program olalım. Bence televizyon tarihinde de büyük olduğumuzu düşünüyorum. İstikrarla devam ediyoruz. Sosyal medyada da ben sizlerle paylaşıyorum kapsül dolabımı. Bu hem yaratıcılığınızı geliştiriyor hem de kıyafetlerinize daha özen göstermenize sebep oluyor. Bir de hakkını veriyorsunuz giydiğiniz her şeyin. Niye bunları böyle uzun uzun anlatıyorum? Çünkü sadece kıyafetimizle değil, yediklerimizle de sorumluyuz dünyadan ve dünyanın geleceğinden. İşte bugün gıda tüketimimizle ilgili önemli bilgileri konuşacağız. Çok kıymetli bir uzmanımızla. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz derseniz hemen bir bakalım isterseniz. Yemek yemek bir zorunluluktur ama akıllı yemek yemek bir sanattır demiş François. Sonunu okusaydım zaten siz beni Fransız dili edebiyatından mezun olmuş bir sunucu olarak tanırdınız. Bu soyadını ben okuyamam. Okursam yanlış okurum size ayıp olur. François'nın bu sözü çok kıymetli bir söz. Bence de yemek yemek bir zorunluluk ama akıllı yemek yemek bir sanat. Ama bence ben bu cümlenin içine şunu eklemek isterdim. Sadece bir sanat değil, akıl ve özen gerektiren bir sanat artık ve biraz da bilgi. İşte bu doğru bilgileri çok kıymetli bir gıda mühendisinden sevgili Ebru Akdağ'dan alacağız. Buyurun Ebru Hanımcığım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, merhabalar Ceyda Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, buyurun. Aslında iyiyim demek yasak ama şimdi girer girmez iyiyim demek yasak demeyeyim dedim. İyiyim demeseydiniz ne derdiniz? Onu sorayım. İyiyim demeseydim ümitliyim derdim sanıyorum. Özellikle sizin bu yaptığınız girişimden sonra çünkü sürdürülebilirlik çok önemli bir buyurun, konu. Buyurun lütfen. Herkes de konuşuyor ama aslında bakarsanız bunu sanki böyle büyük devlet, hükümetler, karar vericiler sadece bu anlamda bir şeyler yapacakmış gibi bir algı var. Hayır, yani gönülden tebrik ederim çünkü evlerde, hayatımızda bizlere düşen çok fazla şey var. Evet. Yani iklim krizi, gıda krizi bununla ilgili değişim yapmak için hepimizin sorumluluğu olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bu bir insanlık krizi aslında çünkü. Kesinlikle. Bir de şimdi ben mesela hafta sonları Ali'yi işte futbol okuluna götürüyoruz. Benim elimde bir maşa var. Oraya gelenler biliyordur Beykoz Anadolu Hisarı'nda futbol okuluna. Elimde çöp toplama maşasıyla geziyorum ben ve bir torbayla. Ali bir saat futbol oynarken ben aslında orası bir hani üniversite bahçesi. Ve hani bence eğitim düzeyi yüksek velilerin geldiği hani ekonomik olarak da gördüğüm kadarıyla ya da öğrencilerin yani geleceğimiz olan çocukların okuduğu bir alan. Bir torba alıyorum böyle evden, bez torba her gidişimde. Her gidişimde o bez torba 5 kere doluyor. Etraftaki çöpleri topluyorum maşayla, sonra da gidip çöp kutusuna atıyorum. Ve inanamıyorum yani 5 torba doluyor. Ertesi gün bir 5 torba daha, vaktim olsa belki bir 5 torba daha yani iyice detaylı baksam meseleye. Şimdi yavaş yavaş böyle bakıyorum veliler bir özen göstermeye başladı, yerden almaya başladı. Çocuklar geliyor yanıma işte abisi ablası futboldaysa çünkü kız futbol takımı da var orada. Ya şu maşayı biraz ben de alayım toplayayım mı falan diyor. Yani bence bu gerçekten
en kıymetli bulaşıcı özen, ben buna hastalık demiyorum, bulaşıcı özene ihtiyacımız var bizim şu anda diye düşünüyorum. Çok güzel, siz aslında bir melek yatırım yapıyorsunuz, öyle evet. de diyebiliriz. Yani insanlara evet. bunu aşılıyorsunuz, güzel bir şekilde örnek oluyorsunuz. Evet. O yüzden diyorum yani ümitliyim dediğim bu, çünkü aslına bakarsanız yani mesela Türkiye'de korkunç bir ekmek israfı vardır. Ben bazen çok şaşırıyorum çünkü biz Türkler bu konularda çok hassas bir milletizdir. Yani ekmeği yerde bile bırakmayız, değil hani mi? Alnımıza götürür yukarı koyarız. Ama bu gıda israfı konusunda farkındalığımızın çok artması gerekiyor. Ve bir kirlilikle ilgili konulardaki evet. bu tarz kişisel adımlarda. O yüzden ümitliyim, iyi ki sizin gibi, bizler gibi bu işte kafa yoran insanlar var. Kesinlikle çok kıymetlisiniz. Gıda mühendisi olarak aslında çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bir kere farkındalığı çok yükselten hareketler yapıyorsunuz. Dolayısıyla iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bence şundan başlayalım. Gıda hurafeleri avcısı diye bir hesabınız var. Evet. Değil mi? Çok evet. güzel bir hesap bence. Ve hep şey demişsiniz yani kurarken de bir kişiye bile ulaşsam benim için kar. Bunlar çok sürpriz oldu. Evet, beklemiyordum. Aynen öyle. Aslında bir ben ruh sağlığımı, akıl sağlığımı korumak için bir isyan olarak açtım. Çok amatör bir hesap bu arada. Pandemi döneminde açtım. Çünkü dediğiniz gibi bilgi kirliliği mücadele benim hem işimde hem kişisel olarak çok önemsediğim bir şey. Ve çok üzülüyorum gerçekten, hem gezegenin hem insanların sağlığını çok ufacık detaylar yüzünden kandırılmaları veya farkında olmadıkları için kaybetmeleri dolayısıyla çok üzülüyorum. Evet. Ben de bunu hani bu kadar yıllık tecrübem ve mesleğime borç bildiğim için en azından evlerdeyiz o sırada, konferanslara da gidemiyorum. Değil mi? Bir hesap açayım, dediğiniz gibi bir doğru bilgiye ulaşmak isteyen bir kişi bile varsa okusun. Belki bazı sağlık problemlerinden kurtarırım. Belki sürdürülebilirlikle bir ilgili bir adım atmasını sağlarım düşüncesiyle açmıştım. Peki, şimdi sayfanızda ilk koyduğunuz paylaşımı hatırlıyor musunuz? Bir önce onu soracağım. Hatırlamıyorsanız bakıp hatırlatacağım. Hatırlamıyorum. Hemen sanıyorum bakıyorum. Bir kirliliğe ilgili bir şeydir ama. Olsun. Gene de bir bakalım. Yani orayı açıp ilk olarak ne yaptınız onu merak ediyorum. Ben tabii hemen takibi aldım. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaşıyorsunuz bu arada. Gıdayla ilgili paylaştığınız 130 öğrenci ve 45 sporcu zehirlenmiş. Detaya girmiyorum. Makarna. Evet, yani aslında bunlar, bakın biz maalesef işte moda beslenme trendlerinin peşine koşuyor insanlar. Mucizevi listeler peşindeler. Bir kere böyle bir şey yok. Güvenli gıdanın olmadığı yerde sağlıklı beslenme veya sağlıklı yaşam diye bir şey yok. O da çok üzücü bir örnek. Çok basit bir hatadan kaynaklı. Tabii orada tüketici hatası değil, ürünü dağıtan firmanın bir atlaması hatası ama biz bunları evlerde de yapıyoruz. Yani makarnadan zehirlenir mi? Kimsenin aklına gelmez belki evet. ama makarnanın içerisinde kuru makarnalarda, pirinçlerde, genel olarak birçok gıdada da Bacillus cereus dediğimiz bir bakteri var. Çünkü peki. bu aslında toprakta da yaygın olarak olan bir şey. O yüzden de bunların içerisinde de olabiliyor. Şimdi siz bunu pişirdikten sonra, bu aslında genel kuraldır, bütün gıdalar için geçerli. Pişmiş yemeği en geç 2 saat içerisinde buzdolabına koymalı ve soğutmalısınız. Ve bir yemeği de bir defadan fazla çok ısıtmamalısınız. Bir dakika, pişmiş yemeği sıcakken mi buzdolabına koyuyoruz? Ben soğuduktan sonra konur diye biliyordum mesela. En fazla 2 saat beklemesi lazım. Şimdi sıcakken koymakta da sorun yok da orada daha çok buzdolabının iç ısısının dengesini bozmamak için öyle bir yaklaşım var ama mesela makarnada, pirinçte veya başka et ürünlerinde bizim tehlikeli bölge dediğimiz 5 ile 60 derece arasındaki bir bölge vardır. Şimdi pişirme sıcaklığı 65'lerin üzerine gelmesini bekleriz. Buzdolabı sıcaklığı da 4'ün altında. Oralarda bakteri çoğalması çok fazla olmaz. Veya bakterilerin spor dediğimiz ürettikleri şeyler var. Şey gibi düşünebilirsiniz. Kış uykusuna yatmış, kendini koruyan bir kalkalı olan bakteri gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Pişirdiğinizde bunlara zarar gelmez. Ne zaman ki işte o ılık noktaya ulaşır, tam da sevdiği noktalardır. Orada hızlıca toksin üretirler. Ve bu makarna zehirlenmelerinde olan da budur. Onu uzun süre dışarıda bırakırsanız daha sonra kurtulamayacağınız miktarda toksin ürer. Dolayısıyla bunlar da çok ciddi zehirlenmelere ve yani hastane vakalarına ve daha fazlasına maalesef neden olabiliyor. Yani ben pişirdim yemeğimi, 2 saat, en geç 2 saat sonra buzdolabına koymak zorundayım. O buzdolabı 4 derece mi olmak zorunda? Tabii. Eksi 4 mü? 4. 4 derece, buzdolabı 4 dereceye koyuyorum ve 2 defa daha mı ısıtma hakkım var yemeğime? Bir defa daha ısıtmanızda fayda var.
Ama dediğim gibi yani dışarıda en az süre tutmak önemli. Bir de bazen eğer çok yüksek miktarda yaptıysanız onu da buzdolabına koyduğunuzda hem dışarıda çabuk soğumaz. Buzdolabında da çok çabuk soğumayacağı için mümkünse daha küçük parçalara bölerek koymak çok daha faydalı. Isıtmayacaksınız, hemen kullanmayacaksınız, buzluğa koyabiliriz. Bunlar aslında hem gıda güvenliği için önemli hem de gıda israfını önlemek için önemli adımlar. Evet. Bu arada efendim ilk paylaşımınız gıda sözlüğü, dondurulmuş gıda nedir onu paylaşmışsınız 2020 yılında. Sonra bilinçli tüketici adımları, güvenilir gıda kalite kontrol sistemi içinde olan ambalajlı gıdalardır diye bir paylaşım yapmışsınız. İlk zamanlar hep böyle bir gıda sözlüğü var. Demek ki siz bu sayfayı gıda sözlüğünü anlatmak istediğiniz için, yani gıdayı anlatabilmek için açmışsınız. Şimdi bizim doğru tüketici olabilmemiz için. Diyelim işte bir market alışverişine hazırlanıyoruz evde, ne yapmamız gerekiyor? Adım adım gidelim mi? Tabii adım adım gidelim. Evden başlamak çok mantıklı böyle market alışverişine. Çünkü en büyük eksiklerimizden biri evde liste tutmamak. Bu gerçekten önemli. Çünkü dışarı çıktığımızda, markete gittiğimizde bazen o parlak raflardaki ürünlere aldanıyoruz. Aldanıyoruz demeyelim de yani bunlar zaten öyle olmalı. Bazen ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz. Bazen de alınması gerekenleri unutuyoruz. Bir kere evde bir ihtiyaç gıda listesi yapmakta, başlamakta fayda var. Evet. Ardından çıktık. Gıda alışverişi esnasında dikkat edeceğimiz şeylerden tok biri. Tok gitmek markete. Evet, seçimler bunu, açısından. Evet, yani seçimler açısından markete aç gitmemek çok bu önemli. Gerçekten tok gitmek. Kurallar arasında söylenir bu arada. Evet, çok evet, doğru. Çok önemli. Yaptığımız en büyük hatalardan biri soğuk zincir içerisinde bulunması gereken, yani hayvansal gıdalar, buzdolabından aldığımız hayvansal gıdaları alışverişin sonuna bırakmamız gerekiyor. Ve bazen kasa yanında görürüz, oradan almaya kalkarız, bunu da yapmamak lazım. Onu uzun uzun alışveriş sepetinde gezdirmek yerine en son olarak bu tarz ürünleri almakta fayda var. Gıda etiketini okumamız gerekiyor. Orada bizim için olan bilgiler var. Besin değeri nedir? Bir gıda alerjiniz varsa nasıl alerjenler içeriyor, içermiyor mu? Son tüketim tarihi nedir? İçinde neler var benim ihtiyacım olan? Bunlara bir bakmak gerekiyor. Artı burada bir şey sorabilir miyim lütfen hemen? Şimdi bir STT yazıyor. Bir tane daha çıktı şimdi yeni. Evet. TETT. O ne? Bu çok önemli bir konu. Teşekkür ederim altını çizdiniz. TETT. Şimdi buraya da yazıyorum. Ben STT'yi biliyorum, son tüketim tarihi. Evet. Ona bakıyorum ama o TETT ne, onu hiç anlamıyorum. Sadece siz değil, yeni yapılan bir araştırma var. Türkiye'de tüketicilerin %72'si anlamıyor zaten. Evet. Ne o? Bunu daha çok anlatmamız lazım. STT son tüketim tarihi. TETT tavsiye edilen tüketim tarihi. Şimdi diyelim son tüketim tarihi işte 2 gün sonra, tavsiye edilen tüketim tarihi de 4 gün sonra. Oluyor mu böyle bir şey? Olabilir tabii. Yani aynı üründe olmaz. Tavsiye edilen tüketim tarihi son tüketim tarihinden daha mı uzun oluyor? Ne olduklarını nasıl anlatayım. Evet. Son tüketim tarihi daha çok hayvansal gıdalarda rastladığımız, o tarih geldikten sonra bizim için riskli olabilecek gıdalara konulan tüketim tarihidir. Tamam. Yani bir gıdada hem son tüketim tarihi hem tavsiye edilen tüketim tarihi olmaz. Son tüketim tarihi geldiyse artık onu sorgulamayacağız. O gıdayla vedalaşacağız. Ha, yapacak o gün bir şey bitti. Yok. Tamam. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise bambaşka. O şunu demek. Mesela kuru baklagillerde, pirinçte onlar yer alır. Bu demek oluyor ki o dönem içerisinde o gıdanın duyusal, kokusal, işte lezzet olarak en iyi durabileceği zaman aralığı odur. Ama ondan sonra da siz bunu doğru koşullarda sakladıysanız, duyusal olarak baktığınızda bir problem görmüyorsanız o gıdayı tüketebilirsiniz daha. Ve burada aslında şöyle bir hata var. Dediğiniz gibi %72'si bunu bilmediği için onu da son tüketim tarihi olduğunu düşündüğünden dolayı atıyor. Ürünleri atıyor. Yani biz dünyada gıda israfı konusunda 16. sıradayız hane başına tüketim. Yani bu çok çok kötü bir aslında rakam. Ay bir de atalarımıza bakıp biz nasıl buraya gelebildik? Yani anneannelerimiz, babaannelerimiz ne kadar güzel saklamış, değiştirmiş, dönüştürmüş yemeği. Yani buradan yetişmiş bir kültürün bu kadar tatsız. Aslında biz buna dikkat etmeyi istiyoruz. Mesela bu bir çok önemli bir konu. İşte farkları bilmiyoruz. Gıda okuryazarlığımız çok yüksek değil. Ve yine bir hatalardan biri açıkta satılan gıdalara meylediyoruz. Onlar çabuk bozulan veya kontrolsüz şartlarda üretilmiş gıdalar. Hayatımızı da riske atabiliyor. Hı hı. Bir yandan da işte yine gıda israfına da neden olabiliyor. Hı hı. Bu kontrol sistemi içerisinde olması çok önemli. Bu tarihleri bilmek önemli. Bu arada hani gıda okuryazarlığımız düşük diyorum ama birincisi alışverişte patron biziz. O yüzden kendimize eğitmemiz gerekiyor.
Ama ikincisi şey demek istemiyorum. Yani bu sizlerin suçu. Neden öğrenmediniz diye. Çünkü bizde maalesef benim hep savunduğum şey daha ilk öğretimden itibaren gıda ve beslenme ile ilgili derslerin müfredatta olması gerekiyor. Yani bunu ben anlıyorum, herkesin çok ciddi işleri var. Herkes bunu en başından itibaren bu saatten sonra açıp okuyup öğrenmek çok kolay değil. İşte ben de birazcık o yüzden ipuçları vererek bunları anlatmaya çalışıyorum. Hadi bakalım şimdi ne demek etiket okumak? Minicik öğren, yani bizi izleyenler en azından bugün bunu tabii öğrenmiş olsun. Ne demek bu? İşte biraz önce söylediğim gibi bazen bir tuzlu ürün alıyorsunuz tamam mesela. İçerisinde şeker de olabiliyor. Hmm. Şimdi içindekiler listesinin olması gerekiyor zaten. Şeye çok kafa yormaya gerek yok. Hani böyle bilmediğimiz kelimeler vesaire var ya. Çünkü onlar onların orijinal isimleri. Bunları koymak durumunda hani üretici. Bunlar sizi korkutmasın. Bunların hepsi kalite kontrol sisteminde dünya çapındaki regülasyonlara göre düzenlenmiş şeyler. Hmm. Ama tüketim tarihi nedir? Alerjenler daha kalın harfle yazılmak durumundadır. Bunları hmm görürsünüz. Üretim tarihi, İçindekiler listesi, besin değerleri, bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Yani biz mesela ben fazla yağlı bir şey almak istemiyorsam veya fazla tuzlu, bunları kontrol ederek porsiyon başına miktarlarına bakarak almamız mümkün. Mesela içinde ne varsa almamalıyız. Öyle bir şey var mı sizin için gıda mühendisi olarak? Bence yok. Şu işte çünkü, palm yağı gibi gibi mesela siz oralara nasıl bakıyorsunuz? Ben palm yağı konusunda 4 defa Endonezya, Malezya'ya gittim pardon, bir sürü yerinde inceledim. Palm yağı çok yanlış anlaşılmış bir yağ. Aslında palm yağı dünyada en çok üretilen ve en çok tüketilen meyve yağıdır. Peki. Ve gayet masumdur ama bizde farklı bir şekilde tartışmalara konu oldu. Kesinlikle çok güvendir. Gıdada kullanımı 5000 yıldır olan bir yağdır. Ama her yağda olduğu gibi diğer bitkisel yağlarda da bu geçerli. Kötü ham madde ve kontrolsüz koşullarda bizim istemediğimiz maddeler oluşur içerisinde. Hmm. Aslında bununla ilgili bir analiz sonucu üzerine palm yağı tartışmaları başladı. Ama bizde de yok çünkü Ekvador çizgisi üzerinde üretiliyor. En çok Endonezya ve Malezya'da. Bilmediğimiz bir ürün olunca biraz da tabii arkasından konuşmak daha kolay oluyor belki. Bu spekülatif işlere biraz daha kafa yormak durumunda kaldık. Biz işte şu varsa almayın değil ama siz şekerinize, tuzuna veya alerji olan bir şey varsa onlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü şöyle tabii ki sağlıklı beslenelim. Yani tabii ki abur cuburlardan, yüksek yağ, şekeri, tuzu olan gıdalardan biraz daha uzak duralım elbette. Ama gıda ile ilişkimiz o kadar bozuldu ki. Şimdi bu stres bizi daha çok yoruyor ve hasta ediyor bence. Çünkü mesela badem örneğin, fındık, ceviz bunlar çok faydalı şeyler. Ama fazla yerseniz fazla yağ alırsınız. Veya meyveler kesinlikle öğünümüzde olması gereken şeyler. Yine fazla tüketiminde fazla şeker alırsınız. Hı hı. Ama gidip de yani bir çikolatalı pasta yediniz, bir gün canınız istedi az bir parça. Bu da sizi hasta etmez. Yani gıda ile ilgili problemi oluşturan bizim davranışlarımız ve dozdur aslında. O yüzden biraz daha rahat ama bilinçli seçimler yapmamız gerekiyor. Peki doğa dostu bir tüketici olabilmek için gıda konusunda nasıl bir tavrımız olmalı? Şimdi iklimsel krizin aslında bir numaralı sorunu biliyorsunuz sera gazları salınımı. Sera gazları üretimler esnasında sera gazı dediğimiz başta karbondioksit olmak üzere bunlar doğaya salınıyor ve bu da bizim kısıtlamaya çalıştığımız bir küresel ısınma limiti var dünya olarak demek istiyorum. Bu limitin daha yukarılara doğru gitmesini sağlıyor. İklim krizinin bir numaralı konusu zaten sera gazları emisyonunu yani doğa yayılımını durdurmak veya azaltmaktır. Sera gazı söz konusu olduğunda da iki tane şeye dikkat çekeyim. Birincisi gıda israfı tek başına %8-10'undan sorumlu. Şöyle denir aslında. Sera gazı bir ülke olsa, gıda israfı bir ülke olsaydı sera gazından sorumlu dünyada Amerika ve Çin'den sonra sorumlu 3. ülke olurdu gibi bir yaklaşım vardır. Öte yandan hayvansal gıdalar burada en çok sera gazı salınımına etki ediyor. Dolayısıyla bizim sorumlu bir tüketici olarak ve zaten kendi ve gezegenimizin sağlığı açısından bitkisel bazlı gıdalara daha çok yer vermemiz gerekiyor. Ve gıda israfını engellememiz gerekiyor. Peki geleceğin gıdaları neler olacak diye bir soru var. Bunu Duygu özellikle sormamı istedi. Çok merak ediyor. Şimdi biraz da bitkisel bazlı gıdalar bir numara her zaman için. Çünkü orada bitkisel bazlı gıdaların kullanımı, bitkisel proteinlerin hayvansal proteinler yerine kullanımı daha fazla ön plana çıkıyor. Onun dışında algler dediğimiz denizlerdeki yosunlar çok fazla ön plana çıkacak. Tabii kalırsa.
kalacak işte mı? İşte hepsini korumamız gerekiyor. Evet. Ama ciddi protein kaynakları bunlar. Evet. Bunun dışında mantarlar çeşitli doğadan elde edebilecek güvenli mantarlar. Tabii laboratuvarda yapılan şu anda yapay et, yapay süt tartışmaları var, bunlar üretiliyor. Bununla ilgili çok büyük tartışmalar var Ebru Hanımcığım ya, bu yapay et meselesi. Yani ben de ilk Kanada'da duydum hanımefendi turnesine gittiğimizde. Hı hı. Büyük bir olay yani Kanada'da şu anda. İşte o yapay etten hamburgerler. Ben zaten et yemediğim için bir garip, ama masada herkes sipariş etti tabii, tatmak istediler ve anımı. Görüntüsü gerçekten aynı hamburger eti. Yani bayağı akışkanlığı, işte kimi az pişmiş hissediyor, üstündeki kan görseli bile. Yani gerçekten böyle inanamadım gördüğüm şeye. Ve masada şunu söyledim. Yani yediğiniz etten daha sağlıklı olamaz. Çünkü laboratuvarda üretiliyor yani. Nasıl bunu yiyebiliyorsunuz dedim. Yani yemeseniz keşke gibi bir mesela şey oldum. Defansa geçtim yani meselede. Siz nasıl bakıyorsunuz gıda mühendisi olarak? Aslında verdiğiniz tepki çok normal, insani bir duygusal tepki. Evet. Yani biz normalde çok rasyonel olduğumuzu düşünüyoruz ama insanların hepsi tabii ki doğal olarak duygulara da tepki veriyor. Yediler bunu... vallahi masanın tek duygusalı bendim. Hepsi bitirdi hamburgerlerini o yapay etle. Ben de nasıl ya, ne olduğunu bilmediğiniz bir şey nasıl midenize koyuyorsunuz? Mesela sizi ürketen orada yapay kelimesi değil mi? Hayır yani. Ya da laboratuvarda üretiliyor olması. Mış gibi bir şey o yani. Et desen et değil, köfte desen köfte değil ama hamburger yapmışlar, görüntüsü aynı köfte ve bunu bir laboratuvarda bir insan gücü yapıyor. Yani ben o zaman, çünkü insan gücüyle bir şey üretildiğinde ben orada çok şüpheciyim yani. Şüphecilik en başta iyidir. Bilimsel kaslarımız gelişir. O, evet, o güzel. Yani. Ama yapay et veya yapay süt aslında hücrelerden yapılıyor. İnsan eli, şimdi bizim aslında buradaki en büyük şeyimiz ne biliyor musunuz? Yumuşak karnımız. Doğal eşittir iyidir. İnsan eliyle yapılan işte onun alternatifine göre kötüdür gibi. Evet. Aslında hatalı bir çıkarımımız var. İşte benim var. Ya herkesin lütfen var. Lütfen düzeltin bir gıda mühendisi olarak. Ben iletişim alanında da doktora yapıyorum. Bunlara da biraz kafa yoruyorum bir yandan. Şimdi doğallık safsatası denilen bir şey vardır. Bu insanın ilk başından beri yakalandığı bir tuzak. Ama doğal olan iyidir Ebru Hanımcığım ya. Doğal olan aflatoksin mesela çok doğaldır. Doğal olarak oluşur. Ama hayır, dünyadaki hayır, büyük zehirlerden biridir. Tabii ki onu demiyorum. Ama yani dalından kopardığın bir meyve, işte kendi yetiştirdiğin, koparıp yediğin bir sebze. Tabii ki. Hani ben şimdi bununla biri laboratuvara girmiş, orada bir köfte yapmış, ondan hamburger yapılmış falan. Yani onu demek istiyorum. Tabii ki doğada zehir var, olmaz mı? Öyle bir şey i̇şte değil. İşte o yüzden mesela vanilyadan elde edilen çok çok nadir ve çok zordur. Onun evet. için onun... İnsan muadili. Eliyle yapılmış olan muadili kullanılır. Evet. Ve sonuçta insan bunu vücuduna aldığında vücut, aa bu doğadan geliyor, bunu da insan eli yapmış diye ayırt etmiyor. Evet. O yüzden aslında bakarsanız yapay ve doğal arasında öyle bir bize zarar vermesi veya daha kötü daha iyi olması açısından bir fark yok. Yani bu kimyayla ilgili bir şey aslında. Dolayısıyla o yapay et ya da süt de gelecekte çok önemli yer alacak ürünler. Bizim için zaten negatifliği yok. Farkı ne? Evet, et olarak etin size verdiği bir takım şeyleri verecek ama süt söz konusu olduğunda mesela laktoz intoleransı olanların çok daha kolay tüketebileceği versiyonlar da çıkacak. Ama buradaki asıl önemli olan konu şu, biz dünyayı aynı şekilde hayvancılığı takip ederek beslemek ve gezegenin sağlığını korumak konusunda çok büyük güçlük çekiyoruz. O yüzden de buradaki alternatiflerin önünü açmak durumundayız. Hmm. Eğer bunları tüketeceksek dünyayı bu şekilde et üreterek et muadilleri olmadan beslememiz çok mümkün değil. O zaman yapay meyvelerde mi çıkacak mesela gelecek gıda? Yapay çilek. Yok gerçi yani bitkisel zaten. Ürünler başka bir ürün tabii ki. Hmm. Bir de şimdi bunlardan bahsetmişken hoşunuza gitmeyecek ama geleceğin gıdaları derken o da mesela belki biraz duygusal tepki. Tabii ülkeler kabul eder, kültürler de önemli. Böceklerin kullanımı da çok fazla devreye girecek ileriki zamanlarda. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Yok artık. Tabii şimdi mesela midye yiyorsunuz. Ben yemiyorum. Yiyorlar ya da. Ben yemiyorum. Yani böcek deyince insanın aklına böyle şeyler geliyor ama yani karides vesaire bunlardan çok farklı gerçekten da değil aslında. Mi? Bu da mı böyle yaygınlaşacak yani? Bunun zaten kendi kültüründe ve tüketimde evet, olan biliyorsunuz var. Yerler var. Onlardan elde edebilecek proteinler daha çok kullanıma girecek. Ay. Dünyanın birçok yerlerinde. Ama bunlar kötü şeyler değil. Başka Ebru Hanımcığım. Başka bütün açıklığıyla. Yosuna geri dönelim bence. Yosun, o güzel. Evet ya. Yosuna geri dönelim biz. Kalırsa tabii o da. Deniz yosunu da biraz tehlikede ya. İşte koruyacağız hepsini. Yani bitkisel bazlı beslenme çok önemli.
Biz de kişisel farklı adımlar da atarak sizin yaptığınız gibi örnek olacak şeylerle veya kendi mugımızı taşıyarak bir kahve evet. vesaire alırken o kadar fark edecek şeyler ben ki bunlar. Ben de valla kendi termosumu taşıyorum. Kendi çay termosum, su termosum. Çok güzel evet. O zaman şişe tüketimi de azalıyor. Ben jetgillerle büyümüş bir insanım şimdi Ebru Hanımcığım. Orada tabaklara böyle bir makineden küçücük kapsül gibi bir şey gelirdi. Çıt atardı, oh yedim kahvaltımı der çıkardı jetgiller. Başımıza bu da mı gelecek yani bizim yavaş yavaş? Buraya öncelikle aynı dönemdeniz tabii ki. Biz bunları izledik. Evet bunlar da tartışılıyor. Bu tarz hani hapla beslenme gibi şeylerin yolu açılabilir diye ama yani bu biraz fütüristik bir yaklaşım geliyor bana. Yani bugünden yarına biz böyle haplarla besleneceğiz vesaire değil ama gıda takviyeleri her gün hayatımıza daha çok giriyor. Bunları da kontrollü kullanmak gerekiyor bu arada. Yani hiçbir şeyden mucize arayışında olmamamız gerekiyor öncelikle. Hazır mucize demişken şimdi bir duyduğumuz, çok duyduğumuz mucize gıdalar var. Bir de hasta eden gıdalar var. Bunları da bir bize anlatır mısınız lütfen? İkisi de yalan, yanlış. Yalan. Yok böyle bir şey. Yalan. Yani kesinlikle öyle. Onları hep anlatmaya çalışıyorum. Yani bir mucizevi gıda olsa zaten bunun net olarak sonuçlarını görmez miydik? Yani böyle bir şey yok. Vallahi taze zencefil çok mucizevi. Ben onu bilir onu söylerim. Öksürdüğünde bala rendeliyorsun. Karabiber, zerdeçal oh mis. Oh mis iyi geliyor ama bana bu onu mucize yapmıyor. Yani büyülü sihirli bir şey yok. Tabii ki şaka bir yana. Yani mucize kelimesi bence böyle bir yerden çıktı diye düşünüyorum. Ben mesela bayağı taze zencefile bayılıyorum yani. Ve onun benim hayatımda, benim sağlığıma mucizevi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu mucizevi kılmıyor taze zencefili. Dolayısıyla katılıyorum dedim. Sorun şu zaten bu tarz uygulamalar daha bizim kendimize iyi. Bu arada herkesin bünyesi de farklı. Tabii. Dolayısıyla size iyi gelen bana iyi gelmeyebilir. Biraz da bunları denemek gerekiyor. Ama benim motto da gitti görüyor musun? Ebru Hanım bir geldi sana iyi gelen bana iyi gelmeyebilir. Mahvetti bizi. Mahvolduk. Biz diyoruz ki bana iyi gel ama sohbet olarak diyoruz yönetmenim. Yiyecek içecek olarak demiyoruz. En azından Ebru Hanım şimdi gıda mühendisi olarak öyle demek istedi. En azından gıda güvenliği açısından her şey ikimiz için de net. Evet. Ama işte iyi gel. İşte mesela ben sütü çok faydalı bulurum. Evet. Ama sizin laktoz intoleransınız vardır. İçemezsiniz gibi. Tabii. Yalnız mucizevi gıdalarda asıl sorun şu. İnsanlar bir anda onları tüketeceğim ve yarın bir kalkacağım çok daha fit olacağım, zayıflayacağım. Yok ya. 100 yaşına kadar. Böyle algılarla gerçekten ve her şey doz diyorum ya bu defa çok iyi olduğunu düşündüğü şeyi çok fazla tüketmeye başlıyor. Tabii. Ne olursa olsun suyun bile çok fazlası insanı öldürüyor. Yani bunun Amerika'da yapılmış bir yarışma var. Su içme yarışması maalesef. Yıl 2007. Yarışmanın birincisi 27 yaşındaki bir hanım maalesef çok fazla su tükettiği için toksin haline dönüşüyor artık o su ve hayatını kaybediyor. Yani maalesef her şey doz meselesi. O yüzden mucizevi gıda diye listeler görünce insanlar onu daha çok hayatına sokuyorlar. Ve örneğin işte zencefil gibi faydasını sağlayacağı yere artık zararlı noktaya taşıyorlar onu. Tabii. Yani bu ki. Yanlış bir pazarlama noktası. Tabii ki. Öte yandan kanser yapan gıdalar diye bir şey de yok. Değil mi? Bir de kötü gelen. Size kötü gelebilir. Evet. Siz güvensiz hale getirmiş olabilirsiniz veya güvensiz noktadan almış olabilirsiniz. Ya da işte bünyenize işte alerjiniz vardır buna karşı vesaire. Ama tek başına dozdan bağımsız olarak hiçbir gıda maddesini bilimsel olarak kötüleyemeyiz aslında. Peki hızlıca böyle tık 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 soru cevap yapacağım. Merak ediyorum. Gene tabii öyle tek cümle cevap vermeyin de hızlı hızlı böyle birkaç sorum var. Paketli gıda mı açık gıda mı? Paketli gıda. Hakikaten mi? Şimdi açık gıda aldınız. Kim evet. üretti? Yok yok katılıyorum ne zaten. Zaman üretti? Açıklayın diye öyle pas attım. Ya şimdi açıktaki ürünlerden almaya çok merak. Tabii ki pazar kültürümüz var. Pazardan meyve sebze almak gezmek kim sevmez. Ama pazarda böyle açıklarda bitki karışımları orada bekleyen kuru yemişler. Ya biz daha yeni el sıkışır olduk pandemiden sonra. Bir de biraz da dokunmatik bir milletizdir. Ekmeği bile çıtır mı diye şöyle bir yoklar herkes. Orada kimlerin eli değdi ona? Zaten hangi koşullarda bekliyordu? Etraftan gelen o egzoz vesaire pislikler, etrafta dolaşan böcekler, farelerin bıraktığı şeyler falan. Ya o kadar fazla risk var ki. Dolayısıyla tabii ki açıkta satılan gıdalar bu anlamda değil. Ha, ambalaja, ben bunları söyleyince de ambalaja giren her şey iyi mi peki falan deniyor ama o da değil. Ambalaja giren her şeyden bahsetmiyorum tabii ki. İnsanın olduğu yerde hata da var. Evet. Yanlış hareketler de var. Ambalajlı, Tarım Bakanlığı'ndan onay ve kaydı olan
güvenilir bir satış noktasından aldığınız güvenilir bir marka. Eşittir şu diye çok kolay bir formülü yok, farkındayım evet. ama. Ama evet. biraz araştıracağız ve daha evet. bilgili olacağız. Peki organik ne kadar organik? Türkiye'de özellikle her biraz. Şey organik oldu. Neredeyse ben buraya yazacağım organik sunucu diye. Şimdi organik yapabilmeniz için aslında kullandığınız yem, pestisitler. Şimdi bir algı da şudur, organikte pestisit yok. Hayır, organik pestisit var organikte de. Hmm. Kullanılmak da zorundadır bu arada. Doğru koşullarda yapıldığı zaman zaten hiç problem yok. Ayrıca o toprağı en az 3 yıl boyunca organik üretime hazırlamış olmanız gerekiyor. Ve sonra da işte dikkat edecek bir sürü parametresi var. Şimdi bizim etrafta gördüğümüz kadar organik üretim olabilecek bu tarzda toprağımız yok öncelikle. Tabii bizde şöyle bir algı var. Yani yumurtanın üzerine biraz pislik sürüp de oraya koyduğumuzda organik. Hayır, organik için bir sürü koşul var. Dolayısıyla onlarda da eğer organik tüketmeyi tercih ediyorsanız ki besleyiciliği açısından büyük bir fark olduğunu ortaya koyan bir bilimsel araştırma yok. Ama yine de hayvan refahı olabilir, iklim olabilir. Tercihiniz odur, daha besleyici bulursunuz. Ama lütfen sertifikasını kontrol edin, bir sorun. Peki efendim, beyaz ekmek mi, muadilleri mi? Şimdi beyaz ekmekte yeterli kuvvetlendirme yok. O yüzden de ekşi maya, işte daha kepeği kalmış olan ekmekleri tüketmek tabii ki daha faydalı. Peki siyah çikolata mı, sütlü çikolata mı? Bitter çikolatanın antioksidan değeri daha yüksek. O yüzden de fayda olarak evet, o daha iyi. Ama bir yandan da hani bu biraz keyif işi. Yani o antioksidanı çikolata alıp da çok güçlü hale gelecek kadar çikolata yemememiz gerektiği için bu biraz keyif işi bence, sevdiğinizden ama dozunda. Dozunda. Efendim, size ayırdığım sayfama bir iki satır yazmanızı rica edeceğim. Şöyle veriyorum, kalemi de vereyim size. Burada sayfanız. Çok teşekkür ederim. Duygu'nun çok merak ettiği bir soru var. Azıcık zamanımız var. Sosyal medya sorusundan önce onu da sormak istiyorum. Gerçekten bu da çok tartışılan bir şey. Sahte bal, gerçek bal nasıl ayırt edeceğiz? Ben sormadım, Duygu sordu. Ben çok başka iyi bir sordu. Şey soracaktım. Her zaman çok iyi sorar çünkü yani editörüm diye söylemiyor. Çünkü şimdi Google'layın, sahte balı anlamının çeşit çeşit yöntemleri çıkıyor karşınıza. Evet. Aslında böyle bir şey yok. Gerçekten sahte mi? Sahte balı. Kesinlikle ve kesinlikle kendi başınıza gerçekliğini anlayamazsınız. Aa. Ama internete bakarsanız şey yapılır, böyle işte balı koydum suda böyle yaparken o kovan işte falan bir şey şekiller çıktı ortaya veya akışkanlıktır, renk, yaktım, rengi kristalize olması evet. hiçbir gösterge değildir. Gerçekten bal çok dünyadaki en kolay taklit edilebilen ve gerçekliği en zor anlaşılan gıdaların başlarında. Peki efendim, gıda mühendisi olarak sorumu soruyorum, cevabını sosyal medyada yayınlayacağız. Diyeceğim ki Ebru Hanımcığım, şu marketlerde, şu sektörde bir şeyi yok etmenizi istiyorum. Bu bir içerik maddesi olabilir ya da bir sunum şekli olabilir, bir ambalajlama olabilir ya da gıdaları sakladığımız bir ürün olabilir. Saklama biçimimiz olabilir, bunu da gittik marketten aldık diyelim. Bir ürünü yok etmenizi istesem, bize daha iyi geleceğini bilsek, doğaya daha iyi geleceğini bilsek, gıdaya daha iyi geleceğini bilsek bu ne olurdu? Cevabı sosyal medyada. Çok peki. teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Çok keyifliyim için, teşekkürler. Efendim, bu programın TETT'si sonsuz. Yani tavsiye edilen tüketim tarihi. Biz sonsuz tavsiye edilen tüketim tarihine sahip bir bambaşka sohbetler programıyız. Dolayısıyla izleyiciler olarak sizler de öylesiniz. Çok güzel bir program daha yaptık diye düşünüyorum. Bana iyi gelen güzel bilgiler aldım. Sizin de zihninize iyi gelecek diye düşünüyorum. Bilgi her zaman iyi gelmeli çünkü. Ebru Hanım'a çok teşekkür ederken bugün ne günü olsun ben biliyorum. Buzdolabınızı şöylece bir açın. Buzdolabınızdaki bütün ürünleri bir elden geçirin. Bir bakın bakalım son tüketim tarihlerine, içeriklerine, şöyle bir evlatlarla birlikte. Hayat arkadaşınızla şöyle bir etiketlere bir bakın bakalım. Neler var içinde size iyi gelen, gelmeyen. Aa, belki son tüketim tarihi geçmiş. Baklagillere bir bakın neler oluyor. Şöyle bir buzdolabını elden geçirme günü olsun bugün. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Gıdalar ve gıda tüketimiyle ilgili detaylar konusunda çok bilgilendiğim ve yeni bilgilerden sebep kendimi çok iyi hissettiğim bir programı daha bıraktık ardımızda. Ebru Hanım alanında çok bilgili gerçekten,
Ama daha da önemlisi mesleğine aşkla bağlı ve hep daha iyi bilgiye ulaşmanın peşinde. Şöyle tabii ki sağlıklı beslenelim. Yani tabii ki abur cuburlardan, yüksek yağı, şekeri, tuzu olan gıdalardan biraz daha uzak duralım elbette. Ve sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Benim için dileğimin yerine geldiği harika bir sohbet oldu. Kalpten teşekkürlerimle.